AKP milletvekili Taner Yıldız, muhalefetin hesap vereceksiniz eleştirisine her birimiz Allah'a hesap vereceğiz diyerek yanıt verdi. Soma katliamının Enerji Bakanı olan Yıldız'ın o dönem yaptığı açıklamalar ise yeniden gündem oldu. Gerçekler yalnızca bu dünyadaki verecek hesap makamlarıyla alakalı değildir. Dünya vardır, ahiret vardır. Her birimiz Allah'a Celle Celaluhu hesap vereceğiz ve bununla alakalı da herhangi bir gerçeğin üzerinin örtülmesi söz konusu olabilemeyecektir. AKP milletvekili Taner Yıldız da geleneği bozmadı. Maden katliamını dini söylemler üzerinden değerlendirdi. Dünyadan çok ahiret hesabı yaptı. Yetmedi, maden katliamlarında yaşanan ölümlere NASA örneği verdi. Şimdi NASA bugüne kadar 135 tane uzay mekiğini fırlattı. Her fırlatmada 1,5 milyar dolarlık maliyet olan bir yapıyla beraber gitti. İki tane ölümlü kazası var. Yıldız Soma katliamının yaşandığı 2014 yılında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanıydı. 301 madencinin hayatını kaybettiği o katliam sonrası da benzer açıklamalarda bulunmuştu. Kardeşimizin, 301 canımızın vebali yalnızca kanunlarla sınırlı değildir. Bizim dünya ve ahiret görüşümüze de aynı şekilde sınırlıdır. Dönemin bakanı bu sözleri ise katliamın üzerinden henüz 2 gün geçmişken sarf etti. Sayın Başbakanımıza çok önemli bir toplantıya başlamışken, 1-1,5 dakika geçmişken mesaj geldi. Talimat verdi, uçak hazırlandı. Ben atladım gibi buraya geldim. Gelirken bir şey almaya da vaktim yoktu. Şimdi arkadaşım diyor ki bana bu gömleği önceki günde giymiştin, dün de giymiştin. Evet, şu anda durumumuz bu diyorum. Taner Yıldız'ın katliamın yaşandığı madenin sahibi olan Gürkan ailesiyle de daha önceden tanıştığı ortaya çıktı. Öyle ki Yıldız 2013'te Soma Holding'in Soma Işıklar'daki madeninin açılışını yaptı. Madendeki koşulları övdü. İşte burada bu ocakta Soma'dayız ve kömürle alakalı daha mekanize çalışıldığı, daha otomasyonla çalışıldığı ve daha çok makineyle çalışıldığı bir ortama gelmiş oluyoruz. Türkiye'deki madenciliğin hızla bu şekilde yer almasını inşallah sağlamış olacağız. Katliam sonrası dönemin bakanı Yıldız'la ilgili CHP soru önergesi verdi. Taner Yıldız, 301 madencinin üzerinden çıkan paslı ve tahta burun tıkaçlarından oluşan ilkel gaz maskeleriyle ilgili sorumluluğun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olduğunu bildirdi. Sorumluluğu bakan arkadaşı Faruk Çelik'e atan Yıldız bununla da kalmadı. 16 yıldır onay bekleyen Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 176 sayılı madenlerde iş sağlığı ve güvenliği sözleşmesi içinse Soma'dan 10 gün sonra harekete geçildiğini söyledi. Geride ise Soma katliamı sonrası tutumu tartışılan Yıldız'la ilgili yanıtlanmayan birçok soru kaldı. Bir tane işçi kardeşimle ben koltuğumu hiçbir şekilde tartıştım. O zaman istifa edeceksiniz abi. Ben onu anladım. Teşekkür ederim. Arkadaşlar itelemeyin. Bir şey mi oluyor? Ne yapıyorum? Ben niye şey yapıyorum? Bir dakika. Ben şey yapıyorum. Var mı öyle bir şey?